Merhaba. Bugünkü tarifimiz Hindistan'dan bal kabağı köri. Dünya mutfaklarından en lezzetli tarifler bu kanalda. Malzemeler: 1 kilogram bal kabağı, 250 mililitre Hindistan cevizi sütü, 2 orta boy soğan, 2 diş sarımsak, 3 santimetre zencefil, 3 yeşil biber, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı toz kişniş, 1 tatlı kaşığı kimyon tohumu, 1 tatlı kaşığı hardal tozu, 3 köri yaprağı, yarım demet taze kişniş, 50 gram tereyağı, karabiber, tuz. Bal kabağı köri, Hint mutfağının en lezzetli vejetaryen yemeklerinden bir tanesi. Ülkemizde bal kabağını yalnızca tatlı için kullanıyoruz, zaman zaman da çorba olarak. Ama Hintliler bal kabağını çok çeşitli şekillerde değerlendiriyorlar. Soğan ve sarımsakları soyup soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Tavada veya tencerede tereyağını eritip içinde soğan ve sarımsakları çevirin. Soğanların biraz fazla kavrularak kahverengimsi olması gerekiyor. Çünkü Hintliler normalde soğanı biraz fazla kavururlar. Soğanların üzerine Hint safranı, yani zerdeçalı atın, biraz karıştırın. Zerdeçalı yemeklerinize en önce ekleyin. Çünkü iyi pişmesi gerekir. İyi pişmeyen bir zerdeçal midenize dokunabilir. Daha sonra gördüğünüz gibi tüm baharatları ekleyin. Doğramış olduğunuz zencefilleri ve yeşil biberleri yine tavaya atın ve üzerlerine doğramış olduğunuz kabakları ekleyin. Hepsini iyice karıştırın. Kabakların her tarafına soğan, biber ve baharat karışımının bulanması gerekiyor. Hindistan cevizi sütü konservesini açın. Kremini de kullanabilirsiniz. Konserve şeklinde büyük marketlerde satılıyor. Kendiniz de yapabilirsiniz. Bir başka videomda bunu da sizlere göstereceğim. 250 mililitresini kabakların üzerine boşaltın. Hafifçe karıştırıp üzerini kapatın ve 20 dakika kısık ateşte kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin. Kabak çok çabuk pişer. Burada önemli olan kabağın tüm aromaları içine çekerek kısık ateşte demlenerek pişmesi. Üzerine köri yapraklarını ve kişnişi atın. Eğer köri yaprağınız yoksa kullanmayın. Yavaşça karıştırın kabakları ezmeden ve yemeğinizi tabağa alarak sıcak olarak servis yapın. Görüyorsunuz gayet lezzetli bir suyu oldu. İçine hiç su eklemedik. Sadece Hindistan cevizi sütüyle pişti ve muhteşem bir yemek oldu. Afiyet olsun. Umarım tarifimizi denersiniz. Gerçekten çok lezzetli. Yeni bir tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın.